Mis gibi çamaşır suyu kokuyor. Hazır oturmuşken televizyonu açıp haberlere bakayım. Acaba vaka sayısında düşüş olmuş mudur? Fahrettin Koca'nın bir tweet'i var. O tweet'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Virüsten uzak durmanın yolu maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Ay, aç şu camları. Nasıl çamaşır suyu kokmuş yine her yer. İyi ya işte anne. Mikrop falan olmaz burada. Camları da açmayalım. Dışarıdan biri evin yanından geçerken öksürür falan. Mikrop gelmesin. Ay yavrum benim. Koronadan sonra iyice psikolojim bozuldu. Bak kızlar bahçede oturuyor. Hadi sen de in yanlarına. Bir değişiklik olur senin için. Koltukların arkasını sileyim. Şu halıyı da adam akıllı bir süpüreyim. Ondan sonra bakarız. Bak kızım, o kadar dezenfektan ve çamaşır suyundan dolayı ellerim ne kadar tahriş olmuş. Mikrop olmasın da anne, ben razıyım. Biliyor musun anne, ben her gece rüyamda korona olduğumu görüyorum. Acaba gerçekte olacağım için mi görüyorum? Yok kızım, biz korona olmayız inşallah. Hem olanlar da iyileşiyor zaten. Olmayız değil mi anne? Hadi kalk kızım. Bir elini yüzünü yıkayıp bahçeye çık. Tamam o zaman. Çok da özlemiştim arkadaşlarımı. Beyza, ne bu halin? Ne varmış halimde? Makyajım falan mı akmış? Ne makyajı ya? Nerede senin masken? Ha, o mu? Bu atkı var ya, yukarı çekince aynı maske gibi oluyor. Ama ben çok daraldığım için pek kullanmıyorum. İyi yapıyorsun Beyza. Aynı böyle devam et. Hastalanırsan falan bizden uzak dur. Ayşe haklı Beyza. Dikkat etmemiz lazım. Hem sen nereden geliyorsun böyle? Metroların içi bomboştu. Ben de alışveriş merkezine gittim. 1,5 saat sıra bekledim ama değdi. Ne aldın peki? Elin kolun boş. Bir şey almadım zaten. Gezmeye gittim. Bir dahakine de beraber gidelim. Ben herhalde 1-2 sene hiçbir yere gitmem. Bahçeye çıktığıma bile şükrediyorum. Eve gider gitmez üstümü başımı makineye atıp doğru banyoya gireceğim. Beyza çok rahat. Ama acaba sen de biraz fazla mı abartıyorsun Ayşe? Yok, ben bu işi ciddiye alıyorum. Bak Elif ablam yalvarıyor, gel ikizlere bakarken bana yardımcı ol diye, ben gitmiyorum. Ay ikizler demişken acaba bir görmeye mi gitsek? En son korona çıkmadan önce görmüştük. Bayağı büyümüşlerdir. Sakın Beyza. Hem gitsem de eniştem seni eve almaz. Normalleşme sürecine girdik. Ayşe, sen ne zaman işe başlıyorsun? Daha dur. Üniversite sınavının stresini üstümden yeni attım. Bu 3 ay boyunca temizlik yapmayı düşünüyorum. Seneye yaz tatilinde girelim bir işe. Ayşe, sınav nasıl geçti? Korona olmasaydı nasıl bir cevap verirdim bilemiyorum. Ama koronadan dolayı iyi geçti. Korona olmasaydı havayı sıcak gördüm, her an dışarı çıkardım. Ama mecbur evde kalınca ders çalıştım. Ders çalıştıkça da çalışasım geldi. Oo, demek öyle. Karşımızda tıp veya hukuk öğrencisi mi oturuyor? Yok, o kadar da değil. Unutmayın ben hala Ayşe'yim. Acaba Mehmet Bey de çalışmaya devam ediyor mudur? Bilmem ki. Geçen gün beni arayıp sınavımın nasıl geçtiğini sordu. Bir de işe ne zaman başlayacağımı. Seni niye arıyor ki? Ne kadar saçma. Zehra ablaya sorsa o zaten söyler. Hayır, aslında sormasına da gerek yok. Niye merak ediyor ki? Ay boş ver ya. Şimdi niye durduk yere sinirleniyorsun? Ah Dilah, ne kadar da belli ediyorsun Mehmet'e karşı olan duygularını. Allah'tan Ayşe saf bir kız da anlamıyor. Neyse Ayşe, sen bir an önce başla da işe. Biz Beyza ile sık sık seni ziyarete geleceğiz. İdil, sen niye Buğra eniştenin şirketinde çalışmıyorsun? Gel işte eskisi gibi birlikte çalışırız. Çok isterim. Ama okuduğum bölümden sebep orada yapabileceğim bir şey yok. Neyse kızlar, ben eve gidiyorum. Üstümde bir ağırlık var. Ateşinde var mı Beyza? Ya da tat almada bir sıkıntı yaşıyor musun? Bilmiyorum ki. Aa,
Sen koronadan mı şüpheleniyorsun yoksa? Yok be kızım, öylesine sordum. İnşallah bir şey yoktur. Leyla teyze, bu şekilde oynamayalım. Sen telefonunu ver, video çekelim. Benim izlediğim bir kanal var ya, aynı onun gibi sınıf yapalım. Küldanlardan da kalem yapalım. Ben onların yapım videolarının hepsini izledim. Ama ben sıkıldım miniş oynamaktan. Sen tek başına oyna, ben de içeride televizyon izleyeyim, ne dersin? Zaten kimse beni sevmiyor. Ben de oynamıyor. Sen de oynama. Bu numaraların bana sökmez canım. Herkes seni çok seviyor. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Bak, senin yüzünden kardeşlerim uyandı. Asıl senin yüzünden uyandı. Leyla, Eda, siz niye bu odadasınız? Çocukları niye uyandırdınız? Kızım, bu odanın dağınıklığı ne böyle? Yine giyinip yerlere atmışsın kıyafetlerini. Ece, Efe, hadi uyuyun yavrularım. Abla ver istersen birini de ben sallayayım. Yok Leyla'cığım, sal. Ben bulaşıkları yıkıyordum. Sana zahmet, bulaşıkları yerleştirip tezgah siler misin? Tamam abla, hemen yaparım. Bir de bir şey soracağım. Sen niye eniştemin kıyafetlerini giyiyorsun? Bunlar çok rahat. O yüzden giyiyorum. Başka bir sebebi yok. Ama abla, bunlar seni çok kilolu gösteriyor. Haberin olsun. Anne, beni de ayağında sallayıp uyutsana. Eğer uyuyacaksan uyutayım. Yok, uyumak istemiyorum. Ben kardeşlerimi kıskanıyorum. Eskisi gibi seninle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Eda'm, kızım, ben de seninle vakit geçirmek istiyorum ama anca bu kadar yapabiliyorum. İnan yetişemiyorum. Ece, Efe, sen, ev işleri. Anne, ama Leyla teyzem sana yardım ediyor değil mi? Evet, sağ olsun ediyor. Ama okul açılınca o da gidecek. Hadi kızım, şimdi bu odadan çıkalım. Kardeşlerin de uyusun. Ama burası benim odam. Onlar çıksınlar. Koronadan sebep kardeşlerine oda yapamadık. Ama en kısa zamanda yapacağız. Canım annem, yeni odayı bana yapın. Unicorn olsun. Bu odada kardeşlerimin olsun. Tamam kızım, bakarız. Alo Elif, canım ne yapıyorsun? Ne yapayım Fatih? Çocuklarla uğraşıyorum. O kadar uykusuzum ki. Akşama ne yemek var? Onu sormak için aradım. Bayağıdır patlıcan musakka yapmıyorsun. Sen ne diyorsun ya? Ben olmuşum musakka. Saat kaç oldu? Ben daha kahvaltı bile yapamadım. Ama Elif, ben sana diyorum, bir bakıcı tutalım. Neyse, sen kendini yorma. Ben gelirken bir şeyler getiririm. Neymiş efendim? Rus bir bakıcı getirecekmiş. Ben istemiyorum evimde yabancı bir kadın. Çocuklarıma da bakarım, evimi de temizlerim. Hem onlar çok güzel oluyorlar. Ay, Leyla ne kırdı acaba? Ece kızım, Efe oğlum, ben daha sizi yeni uyutmuştum. Anne, elimi kestim, çok acıyor. Ay abla. Ne var Ezgi? Görmüyor musun? Çürümüş meyve sebzelerle uğraşıyorum. Boşver sen onları. At hepsini. Yeni bir kafe açılmış. Muhakkak gidelim. Tatlıların üzerine altın tozu sepiyorlarmış. Bütün ünlüler oraya gidiyormuş. Kızım, Azra bile senden daha akıllı Ezgi. İflasın eşiğine gelmişiz. Kalan paramızı düzgün kullanmamız gerekirken dediğin şeye bak. Sebzeleri kaynatayım, sebze suyu olsun. Şu çürük meyveleri de reçel yaptın mı tamam. Her şey Elif'le Zeynep'in suçu. Onlar kafenin açılışına geldiğinden beri tüm işlerimiz ters gidiyor. Bence korona bile onlardan çıkmış olabilir. Değil mi abla? Aman Ezgi. Kafeler açıldı. Hala bir müşterimiz bile gelmedi. Abla, biz reklam yapmadık. Ondan olmasın. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyormuş. Bravo sana Ezgi. Ezgi teyze, benim karnım çok acıktı. Bana bir şeyler verir misin? Tamam canım. Çok güzel ıslak kek yaptım. Ondan vereyim. Kızım, daha yeni kahvaltı yaptın. Acıkmamışsındır, susamışsındır. Ama anne, bir dilim yiyemez miyim? Hayır kızım, olmaz.
Al bakalım bu suyu, hepsini içeceksin. Bir daha Azra'ya her istediğini verme. Kız ne kadar kilo aldı senin yüzünden. Abla kalk kalk, müşteri geldi. Ne müşterisi Ezgi? Bu bizim Süreyya. Tanımadın mı? Ay canım, çok güzel olmuşsun. Begüm, ne yaptınız? Arkadaşlardan havadisleri aldım. Çok para harcamışsınız kafeyi yeniden dizayn etmek için. Bir de Ezgi'nin yüzünden açılış günü kapanmıştı. Nasıl geri açabildiniz? Hem sen niye evrak işlerini Ezgi'ye bırakıyorsun ki? Süreyya abla, sanki bu son yaptırdığın estetiklerde biraz abartmışsın. Yok ya, ne esteti? Bir iki dokunuş. Ben estetik yaptırmıyorum. Çok karşıyım. Hatırlıyorum da senin kocaman bir burnun vardı. Hatta resimler duruyor. Burun kendi kendine küçülmedi ya. Kapıya çarpmıştım burnumu. Kırılmış. Doktora gittim. O da böyle yaptı. Neyse kızlar, onu bırakın da. Benim acil bir iş bulmam lazım. Ama yarım günlük. Herhalde beni işe alır mısınız demeye gelmedi. Kafenin durumu belli. Zehra yarım günlüğüne çocuk bakıcısı arıyordu. Ay, çocuk bakıcılığı mı? Truva atı gibi Süreyya'yı içlerine yollayayım. Bu şekilde onlardaki havadisleri alırım. Ve onlara karşı yapacağım hamleleri buna göre planlarım. Süreyya'cığım, bu işi kaçırma derim. Alt üstü yarım günlüğüne çocuk bakacaksın. Ne kadar zor olabilir ki? Kafeterya olmasa ben gider bakarım. O kadar. Öyle mi diyorsun canım? O zaman hemen gidip konuşayım. Sakın ama sakın onlara bizi tanıdığını söyleme. O Zehra var ya, çok fenadır. Benim sevdiğim çocuğu elimden aldı. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Tam da sırası. Ben bu dediklerinizden bir şey anlamadım. Hem git çalış diyorsunuz, hem çok kötü diyorsunuz. Ben bu Zehra ve arkadaşlarını hiç sevmiyorum. Vakti zamanında bana çok kötülükleri oldu. Ben de sevmiyorum, ben de. Hem sen çalışıp paranı kazanacaksın, hem de bize ufak bir iyilikte bulunacaksın.